Nereye gidiyoruz? Bilmem, sen söyle. Nasıl bilmem? Ya kaç dakikadır yol gidiyoruz, nereye gittiğimizi bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum, öyle saçma sapan çıktık evden. Karaköy'e mi gitsek bak? İyi bir DJ yakalarsak ortam güzel olabilir. Ay yok, Karaköy falan deme bana. Ben senin müzik zevkini gördüm. Olmaz. Ya sahile falan mı gitsek? Sen emekli misin? Ne yapacaksın sahil? Ne alakası var ya? Öyle gürültü müzik falan kaldıramam şu anda. O yüzden söyledim. Sahi ya, sen akşamlarını nasıl geçiriyorsun normalde? İşte yemek yiyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları falan yıkıyorum. Eğer abimin benimle uğraşası yoksa odama geçiyorum. Film izliyorum, kitap okuyorum. Dışarıda çıkıyorsun. Ya çıkıyorum tabii, böyle yazın dondurma yemek için Buse'yi bahane ediyorum. Böyle mahallede turluyoruz. Bizim mahalle çok güzel aslında ya. Yani her ev ayrı hikaye. Başka? Pikniğe gidiyor sahile. Peki senin bireysel olarak bağımsız bir insan olarak yaptığın bir etkinlik falan yok mu? Tek başına mesela. Kitap okuyorum dedim ya. Yani bence dünyanın en bağımsız ve en büyüleyici etkinliği. İstersen seni bir yerlere götürebilirim. Ya ben sana dedim işte sahile gidelim diye. Ama bak, öyle senin bildiğin sahillere benzemez burası, biraz farklıdır. Tamam hadi o zaman. Sen yolu tarif et bana. İyi tamam. Allah Allah, hiçbir yerde yok. Ay delireceğim. Yelda teyzeciğim, sakin olun, bulunur. Yelda Hanım, Hazal Hanım'ın girmediği odalara bile baktım ama hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah, tamam canım, tamam. Hazal. Alo, Hazal'cığım. Ya maalesef bulamadık Tara. Efendim? Ha? Tamam canım, tamam canım, tamam. Tabii tabii, aklımızda bulunsun. Yani biz yine etrafa bakarak oluruz, tamam mı? Ben eğer bulursak hemen seni arayacağım zaten. Tamam. Hadi, hadi öpüyorum canım. Görüşürüz, görüşürüz. Hoşça kal. Allah Allah. Biz kadın bu kadar tantana etti tarağım diye diyoruz ama kızcağızın anneannesinden kalan yadigar Sedef tarağıymış. Tabii ya. Manevi bir şey varsa kaybolunca insana bayağı koyar tabii. Çıkar çıkar o bir yerden. Ay yine arıyor. Ha canım, ha Hazalcığım. Ne? Ama canım benim, Hazalcığım bak şimdi, bak şimdi. Hani sen şimdi tarak bizim elimizdeymiş, evimizdeymiş de hani sana vermiyormuşuz gibi davranıyorsun. Olmaz, olmaz yavrum böyle. Hani yani sen nereden çıkarıyorsun ki şimdi? Nereden biliyorsun o tarağın bizim evimizde olduğunu? Anlamıyorum yani. İyi hadi. Tamam tamam hadi. Oldu hadi. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ya Yelda sakin ol Allah'ını seversen ya. Şimdi dört koldan kalkar hep birlikte ararız. Salona bakarız, bahçeye bakarız. Bulursak veririz, yoksa yok deriz yani. Ay, sinir oldum Muhsin. Tamam sinirime gel. Hadi kalkın kalkın. Tabii yardım ederim ya. Ben tabii, de. Tabii tabii. Ay bu da neresinin tarağı için? Bu ne tantana canım? Allah Allah. Tamam bakmayın siz de kalkın. Hepiniz bir yerlere bakın ya. Siz var ne yapacağız? Perdenin oraya falan düştüyse belki yere mele düşmüştür. Nereye gitmiş bu? Tamam gelmeyin, kendinizi bulacağız ya. Allah Allah, kuş olup uçmadı ya bu. Nereye kadar pembe rüyalar, anlasana artık farklı dünyalar. Kalbin kırık olanlara. Neden burası? Anlatsana biraz. Baksana. Ya süliyeti bozulmayan ender yerlerden birisi de burası. İstanbul gibi değil yani. Böyle kocaman gemiler geçer. Mis gibi deniz, deniz havası. Ya insanlar mutlu, huzurlu. Böyle İstanbul telaşı yok yani kimsenin suratında. Sen abinleri atlatıp nasıl geliyordun buraya? Yani şöyle ki, biz bir gün işten çıktık. Mesaiye kalmıştık tabii. Servis herkese evlerine bırakacak. Bizim de servis bozuldu. Tabii otobüse kadar yürüyecektik. Sonra burayı fark ettik. Ya festival var zannettik ilk başta. Ama değilmiş. Sonra biz böyle her mesaiye kaldığımızda servisten kaçar buraya gelirdik.
Ama tabii böyle oturup bir çay içmemiştik. Kısmet bu geceyeymiş o zaman. O zaman şöyle diyelim. İyi ki kavga ettik de evden çıktık. İyi ki. Çıktığımıza değdi. Vallahi değdi. Güzel. Sen biliyor musun bu şarkı? Biliyorum ama söz. Uçurur kalbinin bir parçasından. O da sevmiş ağlıyor arkasından. İyi olmak öyle zor, sınav başladı en başından. La 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 la. Kötünün yüzünden Allah, dinle hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden Allah, dinle hayatı. Ama dön dolaş, yok telaş, çak yine selamı. Teşekkür ederiz. Bu ne? Para vermen lazım. Ha, öyle bir adet vardı değil mi? Hem centilmen hem komiktir, kahramandır kendisi. Ha. Teşekkür ederiz. Neyse, neyse. Bari şu günü güzel sonlandıralım. O kadar kavga gürültüden sonra şans bize gülsün biraz Ayşe ya. Bundan sonra şans benden yana olacak. Ama işte hayat hep öyle değildi benim için. Ayşe onu giyme, Ayşe bunu yapma. Ayşe oraya gitme. Aman Ayşe mahallede onunla konuşma, adını çıkar. Hadi kızım sen çamaşırları yıka, ütüyü de sen yap. Aa Buse ağlıyor Ayşe, hadi Buse'yi sustur. Hani sen kendin hiç düşünme, kendin için bir şey yapma. Bizim için uğraş dur. Ama şimdi değişiyor galiba. O zaman bu gece buralar senin olsun. Olsun. Herkes dağılana kadar biz de buradayız. En son biz gidelim. Anlaştık. Güzel, güzel. Ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım, meraklı kedi. Asansörde anlattığın hikaye gerçek miydi? Yok ya, niye gerçek olsun ki? Ben onu... Sen orada fenalaştın ya. Sen kendini iyi hisset diye uydurdum ben onu. Öyle şey yaptım ben, yalan söyledim. Ha, yalan söyledim. Hı. Ne oldu ki? Bilmiyorum, oğlan etkilenmişti. Siz kızlar da her şeyden etkileniyorsunuz. Sevimsizsin ya. Bir şey diyeceğim, ben burayı gerçekten sevdim. Hatta konumunu volkana atayım, biz ara sıra buraya akarız bak. İyi ki söyledin sen bize burayı. Ben bir ayıyla evliyim. Şu an bir kez daha anladım. Ne alaka ya? Ya da bir de ne alaka mı diyorsun sen ya? Ne yaptım ki ben şimdi? Ay ne yaptım diye soruyor. Şu an evde Yelda teyzeyle otursaydım bundan daha az canım sıkılırdı. Ben gidiyorum, sen de kalk gel. Peşimden mi gelirsin, gelmez misin artık? Ayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?